Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbul Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Asiye Hatun Firavun'un hanımı Asiye de Musa Aleyhisselam'a iman edenlerdendi. Tertemiz, bakire olarak dünyadan ayrılmıştır. Öyle olur. Çünkü Hak Teala Cinnilerden bir kızı Asiye'nin suretinde yaratmıştır. Asıl Asiye değil, Cinni Asiye Firavun'un yanına girip çıkarmış. Firavun Asiye'ye el uzatmak istediğinde Cinni olan çıkıp gelir, karısı zannıyla onunla düşüp kalkarmış. Asiye ve Maşita Hatun sırdaşmışlar. Asiye Maşıta Hatuna kocasına ve kızlarına yapılanlara çok üzülür. İmanının şevkiyle Firavun'a insanların en kötüsü sensin. Maşıta kocası ve çocuklarına büyük işkenceler çektirerek öldürdün. O masum çocukları dahi öldürttün der. Firavun buna çok şaşırıp ya Asiye deli mi oldun yoksa sen de mi onların dinindensin der. Asiye içtenlikle şöyle der. Hayır, deli değilim. Hepimiz Allah'ın kullarıyız. Allah Celle Celaluhu, yemekten içmekten, erkek veya kadın olmaktan ve mekandan münezzehtir. Hepimizin ilahı O'dur. Ondan başka ilah da yoktur. Sen ve ben, O'nun yarattığı aciz insanlarız. Deli olan sensin. Allah'tan korkmadan, peygamberinden utanmadan ilahlık davasına kalkışıyorsun. Dilimlediğin karpuzları sokaklarda bağıra bağıra bir pula sattığın günleri ne çabuk unuttun. Çarşı ve pazarda satıcılık yapan talihsiz ve cimri adam sen değil miydin? Korkmasalar sana ilah diyen bir adam dahi çıkar mı? Firavun bunları duyunca aşırı derecede kızıp hiddetlenir. Gözleri kan çanağına dönüp etrafındaki adamlara Yakalayın bu kadını ve hemen büyük bir tahta getirin diye bağırır. Asiye'yi yakalayıp getirir. Getirilen büyük tahtanın üzerine yatırırlar. Ellerinin ayalarından, ayak topuklarının arkasından ve göbeğinden tahtaya sabitlerler. Sarayın damına çıkarıp kızgın güneşin altına bırakırlar Firavun günde bir iki kez yanına çıkıp gel vazgeç inancından seni özgür bırakayım der Asiye bu zulüm ve işkenceye katlanıp sabreder Rabbine şükretmeye devam eder Bir süre sonra Asiye'nin vücudunda yer yer çıkan yaralara kurtlar düşer Kurtçuklar öylece etinden yer Açlık, susuzluk ve yaralara dayanma gücünün azaldığı sırada Hak Teala asiyenin gözlerindeki perdeyi kaldırır. Ona cennetteki makamını gösterir. Meleklerini gönderip selamlarını iletir, hal ve hatrını sorar. Melekler, ''Ya Asiye, Allah sana selam ediyor, halini, hatrını soruyor. Benim için günlerdir aç ve susuz halde bu güneşin altında sıkıntı ve eziyetlere katlandı. Acılara sabretti. Şu şarabı benim için içsin. Yüreği tazelensin. Öylece gelsin. Kendisi için hazırladığımı görsün buyurdu. Asiye, meleklerin elinden cennet şarabını içip, canını Hakk'a teslim eder. İbni Keysan, Asiye, Sabrından dolayı cennete yükseltildi. Şu anda bile cennet nimetlerinden yer içer der. Gör sabır asiyeyi hangi makamlara çıkarmıştır. Kadın erkek fark etmez. Salih amel sahiplerini Allah Celle Celaluhu yüce mertebelerle ödüllendirir. Bilmez misin? Kıyamet gününde erenlerin menziline kim geçer dendiğinde, Rabia Hatun bu mensile varacaktır. Birçok erenin ameli eksik olduğundan makamları kadınlarınkinden aşağıda olur. Şunu da bil, sabır denilen şey kişinin elindeki asa gibidir. Dik ve çıkılması zor yokuşlarda, ayakların tökezleyip düşüldüğü inişlerde, asa dayanak yapılır. Sabırsız davrananlar ellerinde dayanacak asası olmayanlara benzer. Evet, ellerinde sabır asası taşıyan er geç maksadına ulaşır. Sabırsız davrananlarsa yarı yolda düşüp kalır. Doğrusu haktan gelene gücenmek olmaz. Cenabı Hak'tan gelen bir şeyden incinmen, yüzünü buruşturman Kaşını çatıp üzüldüğünü belli etmen sabırsızlığına delalettir. Bu tür incinme işaretleri şikayet anlamına gelir. Durumu böyle olanlar güzel sabır sahibi olmazlar. Zira Hak Teala güzel bir sabırla sabret buyuruyor. Sabırlı olmak isteyenin rahat ve sıkıntıda davranışı değişmez. Dışarıdan bakıldığında sıkıntı veya rahatı anlaşılmamalıdır. Görmüyor musun? Hak Teala, Hazreti Eyyub aleyhisselama bir ah yüzünden neler söylemiştir. Azizler, sabır atına binenin, kıyamete kadar ayağının sürçmeyeceği ve kıyamet gününde de hesaba gelmeyen bir sevapla karşılaşacağı müjdelenmiştir. Sabrın üç usulü vardır. Asıl olan nefsin arzu ve isteklerini yerine getirmemek, zahmetlere katlanmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, nefsine zor gelen şeylere sabredenler, büyük hayırlara erer buyurmuştur. Beş vakit namazı zamanında ve tam kılmak, namazların tertibine dikkat etmek, vakitlerini gözetip şaşırmamak, kış günlerinde soğuk suyla abdest almak, Yaz günlerinde oruç tutmak, susuzluğa sabretmek, zekatını vermek, para, koyun, sığır, deve, tahıl, pirinç, üzüm, pekmez ve baldan öşür vermek, zekat ve öşrü farz olan mal ve mülkü tespit edip, verilmesi gereken yerlere gönül rızasıyla ulaştırmak, aç farizasını yapacak hale gelindiğinde, bunu bütün kurallarıyla yerine getirmek.'' Bunların hepsi sabrın birinci kısmına dairdir. Allah ondan razı olsun. Abdullah bin Abbas şöyle buyurur: Belaya uğradığı halde bunu kimseye duyurmayan, hali başkalarından öğrenilen kişi güzel sabır sahibidir. Gelen musibet ister küçük, ister büyük olsun. Kişi içinden veya dışından buna dair bir üzüntü göstermiyorsa, hesaba gelmeyen bir manevi karşılık alır. Günaha ve küfre karşı sabrın nasıl gösterileceği, yukarıda uygun hikayelerle anlatıldı. Maşıta ve Asiye hatunların, dinleri uğrunda, nasıl da eza ve cefalara katlandığını gördün. Sana düşen de, günaha ve küfre sokan fiilleri işlememektir.'' Açlıktan ve hastalıktan korkup, şöhrete ve dünyaya tamah ederek, nefsin arzusuna uymayasın. Günah sayılan fiillerin faili olmayasın. Sonunda, pişman olacağın işler yapmayarak, hesapsız ecir ve mükafatlar bulasın. Sahip olduğun malı, lüzumsuz yerlere, şöhretli kişilere, eğlenceye, çalgıya ve zalimlere harca mı yasın bunun içinde sabretmek büyük bir sabır sayılır milletin iyi ve kötü sözlerine kulak vermemekte netice itibariyle mümin her belaya sabredip Allah'ın verdiklerine razı olur Allah'tan gelen yüzünden darılmayıp ondan razı olursa Allah celle celalihu da ondan razı olur Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belaların hepsinden razı olandan Allah da razı olur buyurur. Evet, haktan gelene razı olmak gerekir. Fakir olunca, ah bir zengin olsam. Zenginleşince, ah bir fakir olsam. Sağlıklıyken, ah bir hasta olsam. Hastayken, ah bir sağlığıma kavuşsam. Sevinçliyken Ah bir gam ve keder sahibi olsam, tasalıyken ah neşem yerine gelse dememeli. Sıkıntılıyken rahatı, rahatken sıkıntıyı arzulamamalı. Velhasıl, haktan gelene şükredip şikayetçi olunmamalı. Açlık, tokluk kaygısına düşmemeli. Zira kul hayır ve faydanın, şer ve zararın nerede olduğunu bilmez hayırlı olan Allah Celle Celaluhu'nun dilediğidir. Bunları öğrendikten sonra şimdi sana öfkeye sabretmeyi anlatayım. İçinde gazap kabardığında onu yutmanın sevap ve faydasını açıklayayım. Öfkesini yenenin hak katındaki mertebesini öğreteyim. Öfke ve hiddetle gönül ve hatır kırmanın gücü yettiğinden intikam almanın Halkı olur olmaz sebeplerle azarlamanın zararlarından bahsedeyim. İnsanları sert sözlerle azarlayıp kızan kişi bunu yaparken hangi hal ve mertebededir? Böyle olmasına sebep nedir? Bunları birer birer anlatayım. Hakikatlerini ayet ve hadislerle ispat edeyim. Böylece nefsini öfkeden kurtar. Gazaba gelip öfkelendiğinde kolayca kendine hakim ol. İnşallah bu zayıf ve fakir müellifi de hayır duandan eksik etmezsin.''